Evet, Peygamberimizin kardeşlerim hitabına mazhar olmuş ahir zaman insanları, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Bu akşam seninle Ramazan'da korku üzerine konuşacağız. Şimdi korku hakkında ne biliyoruz, neler var zihnimizde bir düşünelim. Dün akşam vesveseyi konuştuk, vesvesenin üzerine korku konuşuyoruz. Ve dün akşam kaldığımız yerde şunu söylemiştik. Korku artarsa vesvese de artar. Yani bu korkunun ne olduğuna bir şöyle bir bakmamız lazım. Ve korkuyla ilgili şöyle hafızamızı yokladığımızda dışarıdan baktığımızda bize ürkütücü gibi geliyor korku. Ama hayatımızın çok içinde. Yani çok böyle spoiler vermek istemiyorum ama en mutlu olduğumuz zamanlara baktığımızda aslında çoğu korktuktan sonra gibi gözüküyor. En mutludan bak, mutlu demiyorum, en mutlu olduğumuz zamanlara. Onun için bugün Babı Reyyan'da seninle Ramazan'da korkuyu ve cesareti konuşacağız. Hem peygamberimizden, hem peygamberlerden, hem sahabelerden güzel bir program hazırladık. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Başlayalım. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki, kıyamet gününde bu kapıdan yalnız oruçlular girer. Onların dışında kimse bu kapıdan giremez. O gün oruçlular nerede diye çağrılır ve onlar da o kapıdan girerler. Oruçluların en sonuncusu da girdiği zaman kapı kapatılır ve artık başka kimse oradan giremez. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber İnsanlarla birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi. Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize melekler insin. Evet. Abdullah bin Mesud çelimsiz, biraz daha böyle zayıf bir sahabe olduğunu söylüyorlar. Allah ondan razı olsun. Kabe'de İslamiyet ilk yayıldığı zamanlarda malum Müslümanlar açıktan Kur'an okuyamıyorlar. Bu sefer sahabe efendilerimiz kendi içinde konuşuyorlar. Bakın sahabelerin diyalogları çok insani diyaloglar. Yani o dini hayatın içine taşıyalım diyoruz ya, bunun için sahabe hayatları falan çok önemli. O dini böyle mucize makamından hayatın kendisi makamına indirmek ki hayatın kendisinin mucize olduğunu anlamak çok güzel bir şey. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Mesud konuşurken diyorlar ki ya kim Kur'an okuyabilir? Kabe'nin oraya gidip kim Kur'an okuyabilir? Diyor ki ben okurum. Diyorlar ki yani sen kabilesi güçlü olan birisi değilsin. Böyle arkası sağlam birisi okusun. Seni orada yani döverler. Sana orada zarar verirler. Abdullah bin Mesud diyor ki yok diyor ben okurum diyor. İşte böyle bir konuşurlarken Abdullah bin Mesud gidiyor. Başlıyor Kur'an okumaya. Kur'an okudukları zaman bir bakıyorlar ya diyorlar bu İbni Ümmü Abd ne diyor? Yani onun mahlasıyla ona sesleniyorlar. Diyorlar ki birisi diyor ki oradan bir şekilde diyor bu Muhammed'in diyor sözlerinden bahsediyor herhalde diyor. Allah Allah ya falan diyor böyle tabii Allah. Gidiyorlar yanına. Allah Allah demiyorlardı da bilmiyorum gerçi. Gidiyorlar Abdullah bin Mesud güzel bir dövüyorlar. İnanın öyle dövdüğünü söylüyorlar ki kan revan içinde yerlerde yatıyor. Daha sonra onu iyice dövdükten sonra kenara çekiliyorlar. Yine kendi işlerine bakıyorlar. O sıra Abdullah bin Mesud kalkıyor. Sahabe efendilerimizin yanına geliyor. Ve diyorlar ki ya biz sana demedik mi? Bak başına geleni görüyor musun? Eğer sen bunu yapmasaydın, eğer başka birisi böyle arkası kavmi güçlü olan birisi, kabilesi güçlü olan birisi yapsaydı daha rahat olurdu. Diyor ki vallahi diyor ben onlardan hiç korkmadım. Şu anda da onlardan hiç korkmuyorum. Ben gerekirse bunu yarın da çıkar yaparım. Böyle bir cesaret. Diyorlar ki yok artık sen vereceğin mesajı verdin. Bundan sonra senin başka bir şey yapmana gerek yok diyorlar. Dostlar tekrardan hatırlatalım. Formatımızın adı Seninle Ramazan. Seninle Ramazan dememizin sebebi de her gün konuştuğumuz konuyla ilgili sizin düşüncelerinizi de istiyoruz. Merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün insan neden korkar? Güzel bir soru olabilir. Yani korku için
ne gibi tedbirler almak lazım veya korku nedir? Sizin düşünceleriniz nedir? Siz korku meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Müsait olduğunuzda 341-20-40 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Şöyle bir 5 dakika sonra falan biz telefonları almaya başlayacağız. Uygundur değil mi yönetmenim 5 dakika sonra? Problem yok. Güzel. Evet, şimdi şöyle bir düşünelim. Nelerden korkuyoruz? Küçükken gök gürültüsünden korkarız. Efendim, bazen kimimiz hayvandan korkar, kimimiz can, kimimiz mal, kimimiz makam kaybetmekten korkar. Yani ayrılmaktan korkarız, kaybetmekten korkarız. Korku bizim hayatımızın böyle çok içinde olan bir şey. Fakat burada yani korkuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Korku bu hayatı böyle eziyet haline getirmek için mi verilmiş? Yani niye biz korkuyoruz? Korku öyle bir şey ki yani korku. Birazdan bakarız. Yani korku peygamberler için de söz konusu, anne baba için de söz konusu, insanlar için de söz konusu. Bu korkuyu yani bizim anladığımız kadarıyla biraz böyle kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer korkuyu kontrol edemezsek oradan bir cesarete de kendimizi atamıyoruz. Korkuyu kontrol edemediğimiz zaman da zaten artık vesveselere düşmüş veya işte ümitsizliğe düşmüş, tevekkülde zorlanan, sabırda zorlanan insanlar oluyoruz. Şöyle bir genel bağlamda baktığımızda ben her zaman eski programları mutlaka izleyin diyorum. Yani programı takip edenlere eski programları izleyin. Çünkü bir örüntü şeklinde geliyor. Şimdi korkan insanın sabretmesi zordur. İlk gün sabır konuştuk. Korkan insanın tevekkül etmesi de zordur. İkinci gün tevekkül konuştuk. Korkan insanın mutlu olması da zordur. Mutlu da olamaz. Mutluluğu da konuştuk. Yine korkan insanın yani vesvesesinden kurtulması da mümkün olamaz. Çünkü korktuğu sürece vesvese artar. Ve korkuyla ilgili şunu çok rahat söyleyebiliriz. Korku evrensel bir dil. Herkes korkuyor. Ve korku kainatın böyle içine yayılmış, kainatın hamurunda var. Her yerde korku var. Korku her şeyde var. Ama bizim bu korkuya üstün gelmemiz ve bu korkuya dair bir siper almamız lazım. Dün Serpil Hanım bağlanmıştı yanlış değilsem ve diyordu ki benim eşimi ben genç yaşta kaybettim. Sonra ben ölürsem evlatlarım ne olur? Evlatlarımla ilgili korkular, vesveseler yaşamaya başlamıştım diyor. Yani korkan insana öyle bir şey lazım ki bütün vesveselerinden kurtulsun, bütün korkularından kurtulsun. Öyle bir siper lazım. Ve korkuyu, korkunun kendisine baktığımızda korkunun aslında böyle bir cihaz olduğunu görüyoruz. Yani insanın sevecek ve korkacak bir şey var, mekanizması var. Yani korku insanın bir yerlerinde böyle fıtratında bir cihaz gibi duruyor. Yani insan o cihazı eğer doğru kullanırsa mutlu oluyor. Yanlış kullanırsa sıkıntıya düşüyor. Şimdi tamam şöyle yapalım. Telefonlara başlayalım. 10 dakika 341-20-40 numaralı telefondan aramalarınızı bekliyoruz. Katkılarınızı bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz korku meselesiyle ilgili? Çünkü ben bazı şeyleri gerçekten çok değerli buluyorum. Ya korku iyi ki varmış dedirten şeyler var benim dünyamda. Ama sizin korkunun geneliyle ilgili düşünceleriniz ne? Buyursunlar efendim. Leyla Hanım Ankara. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Size de hayırlı günler, ya, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, Allah razı olsun. Amin ecim. Allah razı olsun. Her zaman izlerim televizyonunuzu kaç senedir. Çok memnunum. Korku, evvela Cenab-ı Allah'tan korkarım. Sonra yanınızda evde ölüp de cenazemin bulunmamasından korkarım. Yalnız yaşıyorum. Evlatlarım var ama herkes ayrı ayrı. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısını versin. Geri tarafı korkunun bir önemi yok. Doğru mu? Çok güzel. Çok doğru. Leyla abla şeyi anlamadım.
Cenazemin kaldırılmamasından mı korkarım dedin? Hayır hayır, kaldırmaması değil. Evde yalnızken vefat edip de çabuk bulunmamaktan korkarım. He. Güzel, enteresanmış. Efendim abi, yönetmenim. Hı. Evet, işte güzelmiş. Peki Leyla abla, müsait misin? Tabii. Bu bana ne tavsiye edersin? Mesela korkuyla ilgili, benim şimdi yaşım senden küçüktür. Benim de bazen böyle evlatlarımla ilgili aklıma bir şeyler geliyor. Mesela bugün doktor arkadaşlarımla konuştum. Dediler ki abi, bir nöroloğa bir görünmen lazım senin dediler. Böyle bir çocukların falan aklıma geldi. Bana ne tavsiye edersin bir anne olarak? Ya öyle yavrularımız için hani endişelenebiliriz ama korkmaya gerek yok. Rabbim var, her şey Rabbimin dediğince yürüyecek değil mi? Niye soruyorum biliyor musun? Niye soruyorum biliyor musun Leyla abla? Yaşayan birisi o yaşadığı şeyi söylediğinde sözde sihir vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bana tesir ediyor. Allah razı olsun Leyla abla. Ellerinden öpüyorum. Çok teşekkürler. Cümlemizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Bağlantımız varmış yönetmenim. Diğer bağlantımızı da alalım. Hasan Bey Ankara. Buyurun Hasan Bey, hoş geldiniz. Kardeşim selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Hasan abi. Buyurun, hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Çok güzel yayınlar sunuyorsunuz. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Korkuyla alakalı ben de birkaç şey söylemek istiyorum da. Buyurun. Şöyle düşünüyorum. Toplumumuzda şöyle bir rızk endişesi mi diyelim, korkusu mu diyelim. Hayat pahalılığı deniliyor bunun adına. O deniliyor, bu deniliyor ama temelde yani iman esaslarıyla alakalı olduğunu hiç kimse düşünmüyor. Yani asr-ı saadet döneminde Peygamber Efendimiz'in yaşantısını az biraz şöyle gözümüzün önüne getirsek, yani korkumuzun ne olduğunu anlamamız lazım. Yani şu an ülkemizin 3-1, 4-1 tarafı yangın içerisinde. Ülkemiz ne olacak diye kimse endişe etmiyor. Bütün kafirler, küffarlar toplanmışlar. İslam'a saldırıyor. Hiç kimse bunun korkusu içerisinde değil. Yani korkunuz tamamen rızık korkusu olmuş. İşte geçim korkusu olmuş. Çocuklarımızın işte istikbal kaygısı olmuş. Halbuki en büyük istikbalimiz imanı kazanma noktasında olsa, yani sıkıntılarımız minimize olacak. Evet. Ama dünyalık olunca sıkıntılarımız bitmiyor. Evet. Hasan abi, bilmiyorum. Evet, doğru doğru. Dün akşam mesela, dün akşamki programda bir korkuyla ilgili bir hadis vardı. Siz konuşurken onu açtım. Onu da paylaşmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, insanoğluna şeytan da melekler de yanaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüğe götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim bunu bulursa bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içlerinde diğerini bulursa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği terkin eder. Allah ise size katından bir ayet, bir mağfiret ve lütuf vaat eder demiş. Yani önce bunu söyleyip sonra korkmayın diyerek bu ayeti okumuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Gerçekten fakirlikten korkmamak lazım. Peki fakirlikten niye korkuyoruz? Biraz böyle eski programlara, eski bölümlere doğru gidersek mutsuz olmak aklımıza geliyor. Mutsuz olabileceğimizi düşünüyoruz. Sabredemiyoruz, tevekkül edemiyoruz. Aslında yani seninle Ramazan'ı şöyle birinci günden 30. güne doğru takip ettiğimizde sanki böyle bir imani metodoloji de elde etmiş olacağız gibi gözüküyor. Öyle. Evet. Var mı Hasan Bey söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Evet, yani şimdi bizim, yani sizler Bezzaman Hazretleri'nin konularını da istiyorsunuz. Ben takip ediyorum sizi. Allah razı olsun. Yani aslında Bezzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. İmanı elde eden adam kainata meydan okur ifadesini iyice tefekkür edip hayatımıza geçirmemiz lazım. Yani yok fakirlikmiş, yok hastalıkmış, yok çocuğun istikbaliymiş. Yani imanı elde edeceğiz. İman elde edersek bütün bu gibi evhamların hepsini yeneriz Allah'ın izniyle. Evet. Allah razı olsun Hasan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Dostlar 341-2040 numaralı telefondan katkılarınızı bekliyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel. Şimdi Hasan Bey'in söylediği yerden devam edecek olursak, yanlış söylüyorsam WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Bu arada 0552-341-2040 WhatsApp hattımız da çalışıyor. Yanlış bir şey söylersem lütfen düzeltin. Peygamberimizin bir hadisi var. Şu üç şey diyor, insanın saadetindendir. İyi bir eş, iyi bir binek ve iyi bir ev. Bunlar olduktan sonra artık insanın, baktığımızda zaten şeyi hatırlarsanız, geçmişteki mutluluk meselesini hatırlarsanız, mutluluğun gelirli olan orantısına baktıklarında şunu söylüyorlardı. Yani eğer bir insan asgari müşterekte hayatını yaşayabiliyorsa, o zaten mutlu ve mutlu olması sebebiyle de korkmuyor, kaygılanmıyor. WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş. Evet, bir taraftan da saat 22'de merak ettikleriniz var. Bu soruları merak ettiklerimize sorabilirsiniz. Yani 21'de yine merdiven yarışması var. Merdiven yarışması da çok zevkli bir yarışma. Bununla birlikte Seherler Sahurlar'da saat 4'te Seyfettin abiyle gecenizi değerlendirebilirsiniz. Telefonumuz varmış. Yönetmenim buyurun, telefonumuzu alalım. Sena Hanım Bursa. Buyurun Sena Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı Ramazanlar. Ben bu konuyla alakalı bir fikir beyan etmek istiyorum. Buyurun. Buyurun, buyurun Sena Hanım. Sena Hanım. Evet. Hat düşmüş. Tekrar Sena Hanım gelirse bağlanırız. Rızık konusunda dedik. Bir de şöyle bir şey var. Bu korku, bugün alemi İslam'ın içinde bulunduğu Gazze'nin, Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin yani en büyük meselesi. Çünkü korkuyla, bu korkuyla tutuyorlar. Ya makamdan korkuluyor, ya para kaybetmekten korkuluyor. Ve maalesef korku öyle bir seviyeye gelmiş ki artık sinekten veya böyle yılandan korkar ya insan. Mesela yani insan, öyle hanımlar vardır ki mesela ben tanıyorum, akrabalarım var. Köpek görsün yolda böyle Sibirya kurdunu yolda sevdiğini biliyorum böyle. Yani ne oluyor diyorum, böyle Sibirya kurdunu seviyor. Ama evde sinek var diye bağırabiliyor yani. Sinekten korkabiliyor. Şimdi sinek, bir sinekten veya yılandan korkan bir insan için sineği elinize aldığınızda onun üzerine gittiğinizde o korkuyla ona her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Korku insana her şeyi yaptırabiliyor. Buradan devam edeceğiz ama bir bağlantımız varmış. Buyursunlar efendim. Mürvet Hanım Adana. Buyurun Mürvet Hanım, nasılsınız? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mürvet Hanım hoş geldiniz. Sağ olasınız. Programımızı ilk defa seyrediyorum. Sizi de ilk defa görüyorum. Çok da hoşuma gitti. Korku üzerine konuşmamız da gerçekten çok mükemmel. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Benim korkuyla alakalı şunu söylemek isterim, yani daha doğrusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an indirilirken Mekki ayetlerde ilk önce ahiret korkusunu Allah Azze ve Celle bizlere sunuyor. Evet, önce bize ahireti aşılıyor, ahiret korkusunu. Bugün de şu anda baktığımızda ahiret korkusu olmadığı için başımıza bu kadar şeylerin geldiğini, belaların, musibetlerin, daha doğrusu Allah Azze ve Celle'nin şeyini, gazabını üzerimize çekmesinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu korkudan da ancak Allah'a sığınarak tekrardan kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki sizler daha iyi bilirsiniz. Benim düşüncelerim böyledir. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Mürvet Hanım. Çok çok güzel bir şey geldi aklıma. Peygamber evet. Efendimiz ilk vahye mazhar olduktan sonra eve gittiğinde beni örtünüz diyor. El-Müdessir suresidir. Beni örtün diyor. Orada da Peygamber Efendimizin böyle bir duyguyu
yaşadığını görüyoruz. Yine bazı peygamberlerin de korkuları var da ben onları böyle ilerleyen zamanlarda paylaşmak istiyorum. Peygamberler de korkuyor. Hem de sadece Allah'tan değil, yani beşeri noktada böyle korktukları yerler var. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, ya Musa, benim makamımda korku olmaz, rahat ol. Evet, çok teşekkür ediyoruz Mürvet Hanım. Sağ olun. Evet, yönetmenim bir şey diyordunuz. Ha, tamam. 341-2040 numaralı telefondan katkılarınızı bekliyoruz. Kusura bakmayın, bekletiyormuşum. İçeriden uyarı geldi. Daha dikkatli olacağım inşallah. Şimdi az önce sinekten bahsediyorduk ya. Yani bir sinekten veya yılandan korktuğunuz andan itibaren insanlar sizi kontrol edebiliyor. Yani bugün Gazze'de, bugün dünyanın farklı yerlerinde veya bugün işimizde işten atılırım korkusuyla bazen bazı şeylerden taviz verebiliyoruz. İşte insanın korkuyu kontrol etmesi lazım. Öyle bir şey ki çünkü. Yani sen öylelerden korkarsın ki diyorlar, sana merhamet etmez. Hiç acabası olmaz. Yani gökteki yıldızdan da sen korkuyorsun, yerdeki hayvandan da korkuyorsun. Bilmediğin her şeyden korkuyorsun. Ama detaylarını konuşacağız da korkunun bir kamçı olduğunu bilmek gerekiyor. Mesela hepimiz annemizden korkarız. Yani tatlı bir korkudur yani, özellikle küçükken birazcık böyle yaramazlık yapıyorsanız şöyle bir bakış vardır. Özellikle ben Karadenizliyim, yani bizde terlik meşhurdur böyle. Annem şöyle bir baktığı zaman böyle, Allah rahmet eylesin, bir derdik yani biz bir şey yaptık gene, bir şey oluyor. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur Külliyatı'nda bu meseleden bahsederken diyor ki, insanın diyor belki de bir çocuğun en tatlı, en sevimli haleti nedir diye sorsalar, validemin diyor şefkatli tokatını yedikten sonra yine onun sinesine sığınmamdır. Korku böyle bir şey. Düşünelim şimdi kainatın içerisinde, hani biz biraz İbrahimvari gidiyoruz dedik ya, kainatın tamamına bakıyoruz, kainatın kendisine bakıyoruz. Bir ıssız bir adaya düştük, yanımızda Kur'an da yok, hadis kitabı da yok. Ne yapacağız? İnsanlar var, bir şeyler konuşmamız lazım. Dine, imana dair bildiğimiz şeyler var ama Allah'ın varlığını bildiğini öğrenmişiz ama yanımızda bir şey yok. Ne yapacağız? Kainata bakacağız, kainatın içine bakacağız. Yani kainatın içine baktığımızda annenin şefkatinden, Cenab-ı Hakk'ın şefkatini gördüğümüz gibi annenin rahmetinden, yani anneden korkup anneye sığınmadan o tecelliden, o mağfireti de Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini görmemiz lazım. Ben sokak röportajlarına gidelim diyorum yönetmenim uygunsa. Var mı telefon? Tamam, buyurun efendim, sokakta Ramazan. Bakalım sokaktakiler ne diyor? Bab-ı Reyyan'da seninle Ramazan, Setrems'in katkılarıyla devam edecek. Evet, hiç asansörde kaldınız mı? Ben birkaç defa kaldım. Ne tepki vermem gerektiğini aslında bilemedim. Şimdi beraber bunu öğreneceğiz. Evet, konumuz korku. Başlayalım. Selamünaleyküm. Nasılsın kanka? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah, ben de iyiyim. Cesur bir insan mısın? Cesur bir insan. Eyvallah. Peki sence en korkak ve en cesur insanlar kimler? En korkak insan kaçan insandır. En cesur insan seninle ölüme bile gider yani. Eyvallah, güzel. Peki neden cesaret etmeliyiz sence? Cesaret dağında korku rüzgarı esmediği için. Günün özü sözünü de aldık. Eyvallah. Peki her şeye baş kaldırmak cesaret midir? Her şeye baş kaldırmak cesaret değildir. Cesaret efendiliktir. Adam çok özlü konuşuyor ya. Eyvallah, çok memnun oldum. Cesur bir insan mısın? Aynen öyle. Belli, cesur da görünüyorsun zaten. Peki sence hayatımız boyunca korkak yaşayabilir miyiz? Yani bir insan hayatı boyunca korkak yaşamamalıdır. Niye derseniz, hep hayatında eziklik yaşadı ya da neydi onun adı, korkularıyla başa çıkamaz ya da içine kapandı. Evet, şimdi orijinal bir röportaj yapacağız. Baştan söylüyorum, İngilizce biliyorum ama orijinal olsun istedik. Sizce neden cesur hissetmeliyiz? Ben size soruyorum, kendisi çeviriyor. Evet. Why we should feel courage? What do you think about this? Because we are human. Yeah, and That is what we made of, the material. Yes. I think so. Bizim insan olduğumuz için
böyle hissetmemiz gerektiğini söyledi ve bundan yapıldığımız için, bu duyguyla yapıldığımız için böyle hissetmemiz gerektiğini söyledi. Hayatımız boyunca korkak yaşarsak ne olur? So the third, second question is that what if we live with all this afraid? Death? ölüm olacağını söyledi, öleceğimizi söyledi. İyi yere bağladı. Bence güzel cevap. Evet, teşekkürler, çok memnun olduk. Selamünaleyküm Muhammed, nasılsın? Aleykümselam, Arsulayım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, elhamdülillah. Muhammed Libyalı, Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz, kendisiyle karşılaştık. Evet, kendisinin çok iyi bir enerjisi var maşallah. Teşekkür ederim kardeşim. Evet, bugün konumuz korku. Evet. Sence en cesur insan kimdir Muhammed? Bence en cesur insan kendini Allah'a bağlayan insandır. Oh. En cesur insandır bu. Çok güzel bir cevap. Peki evet. Neden cesur olmalıyız sence? Neden cesaret etmeliyiz? Hayat böyle ister. Ha. Cesaret ister. Eyvallah, çok teşekkürler. Müslüman her zaman cesur olmalı. Eyvallah, evet. Çok teşekkürler. Rica ederim, ben memnun teşekkür oldum. Ederim. Kendine iyi bak, eyvallah. Siz cesur insanlar mısınız sizce? Evet. Kafa sallayarak cevap verdik. Peki sizce hayatımız boyunca korkak yaşarsak ne olur? Hayatımız boyunca korkak yaşasak hiçbir şey yapamayız. Hı hı. Hep mesela dışarı çıkamayız çünkü hırsız var, o beni alacak falan diye. Anladım. Bu tarz korkularımız olur. Evet. Peki sence? Hayatında izzetini almış olmayız kısacası. Korkak yaşarsak hani İslam noktasında da olabiliyor. İnsanların bir şey dediklerinde onlardan korkarak, çekinerek cevap veriyoruz. Zaten o yüzden İslam ayağa kalkamıyor bence. Korkmadan cevap verebilirsek her şey yoluna girebilir aslında. Eyvallah. Yani onun yaptığı gibi korkmadan cevap verirsek. Peki son olarak neden cesaret etmeliyiz? Çünkü İslam'ın buna ihtiyacı var. İnsanlar noktasında hani dinden döndürebilecek çok kişiler var. Hani sordukları sorular mevzunda bizi yoldan çıkaracak ya da aklımızı çelecek çok fazla insan var. Bunlara kanmamak için bizim de verebileceğimiz bir cevap olması için zaten hani külliyeler, medreseler, bunlar için bunlara gidiyoruz. Ve korkarak cevap verirsek de hem insanların bizim aklımızı çelmesine hem de İslam'da dinimizin o mertebesinin kaymasına da yol açmış olabiliriz. O yüzden İslam'da korkmamak en iyisi bence. Peki, çok teşekkür ederim ikinize de. Güzel. Bir el sallayalım o zaman, bitirelim. Evet beyler, nasılsınız? Ne var ne yok? Bu arada ben lisedeyken bu kadar iyi görünmüyordum. Maşallah hepsi çok iyi görünüyor. Beyler, korku duygusu sizce ne? Çok korkak hissediyor musunuz? Ve en cesurunuz kim burada? Seymen abi. Seymen sen? Seymen abi, evet. Maşallah birbirlerini seviyorlar. Bab-ı Reyyan'da seninle Ramazan, Setrems'in katkılarıyla devam ediyor. Hırsızlar bizi alır. Emrullah'a teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben her zaman hayatın içerisindeki o İbrahimvari bakışta şunu çok önemsiyorum. Önce bu meseleyle ilgili, korku meselesiyle ilgili neyin ne olduğuna bir bakalım istiyorum. Ondan sonra da meselenin hakikatini konuşalım istiyorum. Telefonumuz varmış. Bağlantımızı alalım, sonra devam edelim. Halil Bey Balıkesir'den. Hoş geldiniz Halil Bey, buyurun. Halil değil, Ali Karakaş. Selamünaleyküm. Ha, Ali Bey Balıkesir'den. Aleykümselam Ali Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok yakışıklı görüyorum sizi. Şimdi kardeşim, bu Cenab-ı Rabbil Alemin bizim fıtratımıza şahit ve muhabbet olarak iki cihaz derc etmiş, yerleştirmiş. Korku ve muhabbet için iki cihaz yerleştirmiş fıtratımıza. Anlaşılıyor mu? Anlıyorum. Fıtratımıza iki cihaz yerleştirilmiş diyorsunuz. Birisi korku, biri muhabbet. Yani kuşun iki kanadı gibi. Korku ve muhabbet ya halkı olur ya hakkı olur. Zaten yani, korku bir sigortasıdır insanın. Ya halkı veya hakkı olur. Eğer korku ve muhabbet, ya hayf ve muhabbet halkı olursa dünya ve ahiretini mahvetmiş olursun. Ha, korku ve muhabbet Allah'a olursa dünya ve ahirette huzur içinde yaşarsın. Dünyada da huzur içinde yaşarsın. Rabbinden hayf etmek Rabbinin şefkatine sığınmaktır. Evet,
Allah razı olsun Ali Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Madem Ali Bey'in kaldığı yerden de devam et, söylediği yerden devam edelim. Madem bu korkuda biz yaşamak zorundayız, o zaman bizim bu havfı, korkuyu bir muhabbete çevirmemiz lazım. Nasıl ki annemizin sinesine gidiyoruz ya, o zaman Allah'tan korkmayı da böyle yapmak lazım. Şimdi korkuyla ilgili şöyle bir durum var. Yani zahiren baktığınızda şu anda mesela çok yüzeysel bakanlar veya biraz daha genç olanlar ya Allah niye korkutuyor ki ya falan diye böyle düşünebilirler. Fakat korkunun çok enteresan bir yönü var. Bugün şöyle yapalım. En çok korktuğumuz şeyler neler? Hatta ulaşım araçlarından gidelim, oraya bağlayalım. Yönetmenim, sizden de yavaş yavaş o tabloyu hazırlamanızı istiyorum. Bugün uçaktan korkanlar var. Denizden, efendim, vapurdan korkanlar var. Trenden korkanlar var. Birçok şeyden korkan var. Ve baktığınızda korkunun öyle bir yönü var ki esasında korku sizin hayatta başınıza gelebilecek bazı tehlikeleri ve o tehlikelere mücadele edebilme refleksinizi geliştiriyor. Yani aslında o işin birazcık böyle bilimsel, felsefi taraflarına gittiğinizde şuna bakıyorsunuz. En çok korkan canlılar en fazla gelişmiş canlılar. Bak en çok korkan canlılar en fazla gelişmiş canlılar. Bununla ilgili bir tablo hazırladık. Bakın mesela buyurun gelsin yönetmenim verelim tabloyu. Bu 2010 ve 2019 yılları arasında uçak kazasında veya trafik kazasında ölen insanların sayısı. Yani bugün hepimiz arabalarda yolculuk yapıyoruz, trene biniyoruz, otobüse biniyoruz, uçağa biniyoruz. Bakın buradaki mesele şu, en yani riskin, tehlikenin en fazla arttığı alanlarda, yani en çok korktuğumuz alanlarda, en fazla tedbir aldığımız alanlarda şey yaptığımızı görüyoruz, başarılı olduğumuzu görüyoruz. Evet, tabloyu alabiliriz. Yani hatta bunun bir sigması var, bir ölçüsü var. Yani baktığımızda çok acayip bir yere gidiyoruz. Yani uçaktan çok korkuyoruz ama uçak kazasından ölenlerin sayısı çok çok daha az. Yani korkunun bir kamçı olduğunu bilmek gerekiyor. Ve şu var, Allah'tan korkmak böyleyse Rabbimizi sevmek nasıldır? Yani korkunun o insana verdiği o denge var ya, şimdi dünya ve ahiret dengesi. Şimdi başınıza bir şey geldi veya bir şeyden korkuyorsunuz. Korktuğunuz zaman ne diyorsunuz? Bugün Gazze'dekiler korkmuyor mu? Korkuyorlar. Ne diyorlar korktukları zaman? Hasbunallah ve nimel vekil. Baktığınızda onların korkuları lezzetli bir muhabbete dönüyor. Yani korku hayatımızı devam ettirmek için bize verilen bir şey. Hani vesveseden buraya bağlarsak, hani bu vesvese diyordu ya, nedir yani, niye bu insanda vesvese diye bir şey var? Vesvese insanın teyakkuzda, yani uyanık olmasına sebep oluyor. Hatırlıyorsunuz bir araba örneği vermiştik. Yani hata yaparsam hızım arttıkça reflekslerim de, aslında tedirginliğim, korkum da artıyor. Ama o korkuyu bana veren Rabbim, benim istikamette gitmem için korkuyu bana vermiş. Şimdi korkuyla ilgili biraz peygamberlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz mesela Hazreti Musa sihirbazların yanına gidiyor ya, o tabii çok acayip bir şey. Hazreti Musa'nın sihirbazların yanına gittiği zaman o zamanki gelenekte, o kadim gelenekte bütün halkın toplandığı bayram gibi bir zaman. Yani orada bayram gibi bir alan var, bayram gibi bir şey var. Orada işte Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak asasını yere atmasını emrediyor. Hatta başından anlatın, belki hiç bilmeyenler vardır. Yani Firavun, Hazreti Musa Firavun'a Allah'ın varlığına, birliğine inanması için davete gidiyor. Firavun diyor ki sen benim sihirbazlarımı eğer mağlup edebilirsen tamam ben pes edeceğim. Tabii buradaki sihir de çok önemli. O dönemlerde sihir çok revaçta. Mesela Hazreti İsa zamanında işte hastalık, şifa. Tamam diyor. Sonra Hazreti Musa, sihirbazlar kendi sihirlerini yapıyorlar. Bazı işte alet edevat kullanıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki Hazreti Musa'ya asanı at diyor. Hazreti Musa asasını attığı zaman büyük bir yılana dönüştüğünü görüyor ve Hazreti Musa da korkuyor. İşte orada Cenab-ı Hak diyor ki ya Musa, korkma ey Musa, korkma, benim katımda peygamberler korkmazlar. Bu olayın öncesinde yine Hazreti Musa'nın mesela
insanlara tebliğ yaparken söylediğini anlatamamaktan çekinmesi gibi bir durum söz konusu. Rivayette anlatılanlardan birisi de şeydir. Yani Firavun hani küçükken çocukları öldürtüyor ya, Hazreti Musa da bir risk. O zaman bakıyor böyle, eline bir kızgın bir şey uzatıyor. O da yalıyor Hazreti Musa'nın. Onun için birazcık böyle konuşmasının bozuk olduğuna dair rivayetler vardır. Hatta o sebeple Hazreti Harun'u, kardeşi Hazreti Harun'u Cenab-ı Hak ona yardımcı olarak göndermiş peygamberlere, Hazreti Musa'ya. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya ve Harun'a gidin dediği zaman onlar da yani bir tedirginlik, bir korku yaşamışlar gerçekten. Yine Hazreti Lut'un da yani o bu günahtan vazgeçin, bu ayıptan vazgeçin dediği zaman gelen iki tane melek var. İnsan suretinde iki melek geliyor. Hazreti Lut'un onları gördüğü zaman da böyle bir tedirgin olduğunu, korktuğunu görüyoruz. Hatta Hazreti İbrahim'in misafirlere yani yemek verdiği misafirlerin yemek yemelerini yadırgadığını görüyoruz. Yani bu korku insanın tedbir alması için hayatında olması gereken bir şey. Yani yaşaması için olması gereken bir şey. Mesela Tolstoy'un kitabında vardır, farklı yerlerde vardır. Yine Risale-i Nur külliyatı içerisinde vardır. İnsanın dünya hayatına dair baktığınızda bu insanın felsefede de dünyaya atılması diye bir şey söylüyor. Yani insan bu dünyaya atılmıştır diyorlar. Yani insan şu dünyaya geldiği andan itibaren her şeyden, her sıkıntıdan korkar. Yani her şeyin karşısında titrer. Bu titremesiyle, bu korkmasıyla ilgili olarak da alabileceği tedbirlerin ibadet etmek ve onlarla olan muhatabiyetini geliştirmek olduğunu görüyoruz. Şimdi korku öyle bir şey ki Allah, yani birazdan ayetlere geleceğiz, korku noktasında insanın ulaşabileceği en uç seviye nedir? Ölüm korkusu, değil mi? İnsan hayatının bitmesinden korkar. Cenab-ı Hak bununla ilgili insanları uyarıyor. Diyor ki ey iman edenler korkmayın. Yani savaşın, savaşmaktan da yeri geldiğinde korkmayın diyor. Korkunca ne oluyor peki? Şimdi bizim dünyamızda ihlas, Allah rızası diye bir kavram var. Yani eğer korkup da ben bir şeylerden uzaklaşırsam, ibadetlerden uzaklaşırsam o zaman benim için problemler başlıyor. Şöyle düşünün. Bugün sokağa çıktığınızda mesela insan devletten de belli noktalarda devletin emniyet güçlerinden de yani hata yapmaktan korkar değil mi? Peki sokağa çıktığınızda polisi veya askeri gördüğünüzde korkuyor musunuz? Korkmuyorsunuz. Niye? Çünkü polis sizin güvenliğiniz için. Bunu biliyorsunuz. Demek ki o zaman korku ve insanla şöyle bir ilişki var. İnsan bildiği oranda da korkuyor, bilmediği oranda da. Belki bunun bir grafiğini bile yapmak lazım. Şimdi küçük çocuk daha doğduğu zamanlarda bir şey bilmiyor. Gök gürlediği zaman korkuyor. Veya insan alışkın olmadığı bir ortamda korkabiliyor. Tanımadığı şeylerden korkuyor. Mesela ben çok düşünüyorum. İşte mesela bazı ülkelerde sokaklarda kangurular geziyor. Bazı ülkelerde yılanlar var, tavanlardan çıkıyor. Bazı ülkelerde maymunlar var. Yani diyorum acaba gitsem sokakta bir maymun yanımdan geçse ne olur? Aynı şey belki başkaları için de geçerli. Yani bizim ülkemize geldiğinde de sokakta birisi belki köpek gördüğünde tedirgin olabilir. Demek ki korkunun ülfetle, bilgiyle bir bağlantısı var. Yani insan bilmediği şeyden korkuyor. Bu bir. Fakat bu korkunun cahilce kullanımı. Bu korkunun cahilce kullanımı. Asıl korku nerede? İnsan bildiğinden korkuyor. Biraz böyle şey bir sözdür ama başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş diyorlar. Bu söz yani hani adam bilmiyor yumruğun ne olduğunu. Şimdi bilen insanın korkusu da artıyor. Peki kainata baktığımızda biz Rabbimizden ne kadar korkuyoruz veya korkmuyoruz? Çünkü korkunun bir özelliği var. Korku kişiyi minnet altına sokuyor. Korku duyuyorsanız minnet altına giriyorsunuz. Korkuyorsunuz ondan yani. Bir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı kalıyor. Ve korku sizi gayesiz bir insan haline getiriyor. Ve bence korkunun en büyük sebeplerinden birisi de içinde bulunduğumuz alemin tesadüfen olduğunu düşünmek. Diyoruz ki ya her şey tesadüfen olmuş gibi. Halbuki öyle değil. Peki ne yapmamız lazım? Cesur olmamız lazım. Cesareti de öyle çok böyle haldır huldur
kullanmamak lazım. Yani cesareti gerektiği yerde kullanmak lazım. Hani bazen bizim insanımızın biraz fıtratında da var. Çok iyi bir milletiz, çok güzel bir milletiz. Yani Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hepimiz çok böyle iyiyiz. Ama işte biraz hissiyiz. Hani hissiyat noktasında biraz şeyiz, hızlıyız. Ve çok çabuk bir şekilde cesaret gösterebiliyoruz. Cesaretin de anlamsız yerlerde gösterilmesinin hiçbir manası yok yani. Cesaretin de doğru yerlerde kullanılması lazım. İşte bununla ilgili Peygamber Efendimiz işte diyor yani siz düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin ama düşman geldiği zaman da yani kaçmayacaksınız. Yani belayı istemeyeceksin, belanın üzerine gitmeyeceksin ama düşman geldiği zaman da sen yine savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceksin. Şimdi Halil Bey'in, Ali Bey'in söylediği yerden korku iki kanat gibi. Yani insanın korkuyu dünyasında kabullenip o iki kanatla birlikte uçacak şekilde hareket etmesi lazım. Peki nasıl uçacak? Yani insanın bütün korkularının önüne geçebileceği bir dermana ihtiyacı var. Bakalım. Bugün Allah diyor ki, ey iman etmiş kullarım, korkmayın. Korkmayın diyor Allah. Benim uğrumda canlarınızla, mallarınızla savaşın, mücadele edin ve korkmayın diyor. Şimdi Uhud Savaşı, malum Uhud Savaşı, yani Bedir Savaşı ile Uhud Savaşı'na baktığımızda Bedir'de Müslümanlar 300 kişiye 900 kişilik bir savaşa giriyorlar ve bu 300 kişiye 900 kişilik savaşta Müslümanlar kafirleri bozguna uğratıyorlar. Şimdi bu bozgundan sonra tabii yenilgiyi hazmedemeyen insanlar var. Yani korkunun tabii öyle bir özelliği var ki yani yenilgi onları çok başka bir seviyeye getiriyor. Bu sefer onlar bir ordu topluyorlar ve Uhud'da savaşacaklar. Uhud Savaşı'nda da yani orduların arasında müthiş bir dengesizlik var yine. Müşriklerin ordusu 3000 kişi, 2000 ücretli askerleri var. Ebu Süfyan başlarında 700 askerleri zırhlı, 200 atlı askerleri var ve aynı zamanda da 3000 tane deve var. İnanın 3000 deveyi duyunca ben tekrar araştırma yaparken kontrol ettim. Ya bu 300'lü de 3000 sıfırı mı fazla koydular diye. 3000 deve, 2000 paralı asker, 700 zırhlı asker, 200 atlı asker. Müslümanlar kaç kişi? 1000 kişi. 300'ü de daha sonra kaçıyor Yahudilerden. İşte Peygamber Efendimizin şeyi kendisini dinlemediğini söyleyerek orada bir fitne çıkartıyor Yahudi birisi. Şimdi 100 zırhlı, 2 atlı var. Malum hepimizin bildiği Peygamber Efendimiz diyor ki yani Uhud öncesi savunma savaşı yapmamız lazım. Medine'de şey yapalım, savaşalım. Genç sahabeler o Bedir'deki kahramanlıkları duyduğu için Uhud'da harp, meydan muharebesi istiyorlar. Peygamberimiz Uhud'dan eteklerine orduyu yerleştiriyor. Ve o Okçular Tepesi malum diyor ki yani kuşların cesetlerimizi parçaladığını görseniz buradan inmeyin. Daha sonra işte o başta Müslümanların galip geldiği, sonra Müslümanların galibiyetin etkisiyle birlikte o Okçular Tepesi'ndeki okçuların inmesi, Halid bin Velid'in o zaman Müslüman olmamış radıyallahu anh arkadan dolaşması, orada ciddi bir problem yaşanıyor, ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar ve Peygamber Efendimizin işte o yorulduğu, dişinin kırıldığı, Uhud Dağı'na doğru çekildikleri, Uhud Dağı böyle meydanın kenarında böyle bir kenara doğru bir çekiliyorlar. Orada çok ciddi mücadeleler var. Tam orada Müslümanlar ciddi manada yıpratılmışlar artık. Savaş bittikten sonra gidiyorlar, gittikten sonra Peygamber Efendimiz diyor ki bunlar geri dönebilir. Bir de öyle bir şey ki iyi bir hizmete uğratmışlar Müslümanları. Hatta Ebu Süfyan falan düşünüyor. Ya şöyle bir geri dönüp tekrar bir üzerlerinden bir geçsek mi? Fakat cesaret edemiyorlar Cenab-ı Hakk'ın da yardımıyla. Ve Müslüman ordusu bir yerde bekleniyor. Bir rivayete göre Peygamberimizin yanına 70 kişi aldı. Bir rivayete göre de 200 kişi aldı. 3 gün boyunca beklediği bir yer var. Orada onları görünce tabii Ebu Süfyan da şey yapıyor. Biliyor
O da kimin ne yaptığını o sırada diyor ki, Müslümanları görürseniz, Muhammed'i görürseniz söyleyin, onların üzerine çok dehşetli bir ordu topladık, biz geliyoruz diyor. Orada işte onlar diyor, öyle kimselerdir ki insanlar onlara düşman size, düşman size karşı güçlü bir ordu topladı dediğinde, onlardan korkun dediklerinde, bu onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler diyor. Ve onlar düşmanla, başka bir ayetten bu, onlar düşmanla karşılaştıkları zaman diyor, işte bu bize peygamberin söylediğidir dediler diyor. Ve gerçekten Cenab-ı Hak o sahabe efendilerimize özel, yine Ali İmran suresi 172. ayette diyor ki, yani onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenler ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Korku öyle bir şey ki, eğer korktuğunuz şeyin içerisinde Allah yoksa, Allah rızası yoksa yapacak hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nı düşünün. Birinci Dünya Savaşı'nda bir galip devletler var, bir mağlup devletler var. Mağlup devletler ümitsiz, sıkıntılılar. Onların böyle meseleyi, kendilerini kurtarmak, toparlanmak gibi bir dertleri var. Peki galip devletler, onlar da korkuyorlar. O galibiyetlerini devam ettirmeleri lazım. Eğer galibiyetlerini devam ettiremezlerse onların da zaten çok fazla yapacakları bir şey kalmıyor. Yönetmenimden rica edeyim, eğer ayetlerimiz hazırsa yavaş yavaş şöyle ayetlerimize doğru geçelim. Şöyle ben de bir taraftan. Evet, Bakara suresi 216. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Yani mülk Allah'ın ve Allah yolunda bu mülk kullanılacak. İkinci ayetimiz, biraz bu akşam ayetlerimiz sıralı gidiyor. Nisa 75. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Öyle bir şey ki şimdi Gazze orada duruyor. Bu ayette böyle acayip Cenab-ı Hak oradaki kardeşlerimize yardım eylesin, bize de sabır versin. Yani hayatın gerçek manasını bildiğimiz zaman korkabileceğimiz en üst şey ölüm. Bakın fakirliği, kaybetmeyi, makamı, şunu bunu geçelim, bunların hepsini geçelim. İnsanın hayatından daha değerli bir şey var mı? Yok. Ama işte eğer Allah yoksa, denklemin içerisinde yaratıcı yoksa, insanın korkmayacağı hiçbir şey yok. Evet. Evet, bir ayet daha okuyalım. Bugün Aşr-ı Şerifimize geçeceğiz. Ey insanlar, Rabbinize gönülden saygı duyup ona karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden korkun ki ne babanın evladına o gün, pardon, öyle bir günden korkun ki ne babanın evladına o gün en küçük bir faydası dokunabilir, ne de evladın babasına Allah'ın vaadi. Ne de evladın babasına Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve çok hilekar şeytan sizi Allah'ın rahmeti ve affı ile kandırmasın. Bir ayet daha alayım mı yönetmenimden rica ediyorum. Hemen şöyle. Bu da ey iman edenler, Tahrim suresi. Hem kendinizi hem de ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o müthiş cehennemden koruyun. Onun başında Allah'ın emirlerine asla karşı gelmeyen ve kendilerine verilen her emri eksiksiz yerine getiren son derece acımasız, güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. İnsanın korkması gereken en büyük, insanın yaşaması gereken en büyük korku elbette ki Allah korkusu, fakat cehennem korkusu. Yani ebedi bir helaket veya ebedi bir saadet. Bunu yaşamak insanın elinde. Biz şimdi Ankara ezanı öncesi Aşr-ı Şerifimizi dinleyeceğiz. Oradan Ankara ezanına gideceğiz. Ondan sonra da şu korkunun
insanın yaşamındaki dengesini bir konuşacağız. Mesela Fatiha suresinde öyle bir yer var ki, bakın günde 40 defa okuduğumuz Fatiha suresi. Onda öyle bir yer var ki bu korkuyla ilgili, oradan esasında hayatımızın her yerine bu çift kanatlı uçuşu nasıl yapacağımıza dair şifreler alacağız. Aşri, şimdi Aşri Şerifimizi dinleyelim, sonra devam edeceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني رب إني وضعت
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك Elhamdülillah. Dostlar yani ezanımıza az kaldı. Ben ayetleri de okumak istiyorum. Biraz korku meselesi çünkü Cenab-ı Hak'la muhatap olmak var ya işte. Kur'an ayetleri direkt Cenab-ı Hakk'ın insanla muhatap olduğu ayetler. Korku meselesi de öyle. Şimdi bahsettiğim korkunun Fatiha'ya bakan kısmını muhtemelen Ankara ezanından sonra paylaşacağız. Yemeğinizi yerken yani iftarınızı yaparken çok daha takip edebilirsiniz. Ama her şeyden böyle bir ibret alıyoruz, ders çıkartıyoruz ya. Bizim için en büyük rehber, en güzel rehber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki Peygamber Efendimizin hani o El-Müdessir, beni örtünüz meselesinden bahsediyoruz da, sıkıldığı zamanlardan bahsediyoruz da, onun cesareti o bambaşka. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, harp şiddetlendiği vakit biz Allah Resulü'nün arkasına saklanırdık. Yani Peygamberimiz dürüst olduğu gibi, emin olduğu gibi, güzel olduğu gibi cesur da bir peygamber. En cesur peygamber. Zaten ismi azamın mazharı. Bununla birlikte yine bir zaman bir gürültü geliyor. Büyük bir gürültü işitiliyor ve insanlar korkuyorlar. Ya diyorlar hani ne oluyor bu neydi böyle? Toplanarak gidiyorlar. Bir bakıyorlar. Peygamber Efendimiz oradan geri geliyor ve şöyle diyor. Korkmayın bir şey yok diyor. Cenab-ı Hak Peygamberimizin yolundan gitmeyi, onun öğrettiği şekliyle imani noktada cesur olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Ankara'ya hayırlı iftarlar diliyoruz. Rabbim
tuttuğumuz oruçları kabul etsin. İstanbul'a doğru gidiyoruz, Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Düzce, Antalya, Isparta, Eskişehir sıradaymış. Afyon geliyor. Rabbim Gazze'deki kardeşlerimizin de inşallah iftar edebilmelerini, onlarla da bize iftar edebilmeyi nasip eylesin. Yiyelim efendim, moralinizi bozmayın, yiyin, güçlü olacağız. Bu ümmetin güçlü olması lazım, bu milletin güçlü olması lazım. Korkusuz olmamız lazım, güç de lazım. Şimdi peygamberimize gelip soruyorlar, bir kimse tarafkilik duygusuyla cesaretim görünsün diye savaşıyor. Bir kişi de diyor Allah rızası için savaşıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu doğru olandır. Yani cesareti doğru zamanda doğru yerde kullanmak gerekiyor. Şimdi iman havf ve reca arasında, hani korku ve ümit arasında dedik, hep böyle iki kanatlı dedik. Öncelikle şunu tekrar bir söyleyelim televizyonunu yeni açanlar için. Korku bizi tehlikelerden uzaklaştırıyor. Uçakta risk fazla olduğu için daha fazla tedbir alıyoruz. Hayatımızda riskin fazla olduğu yerlerde daha fazla tedbir alıyoruz. Ve gerçekten insanların bilimsel noktada yaptığı araştırmalara İbrahimvari baktığımızda şunu söyleyebiliyoruz. En çok korkanlar, en çok kendini geliştirenler, en çok tedbir alanlar. Peki, bu iman havf ve reca arasında diyoruz ya, Fatiha suresinde dedik işte gayril mağdubi aleyhim. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye ve kuvve-i akliye dediğimiz üç duygu var. Yani biz ihtina sıratel müstakim derken, yani ya Rabbi bizi doğru yola ilet derken, alimler bunu tefsir ederken diyorlar ki insanın üç duygusu vardır. Akıl, şehvet ve gadab duygusu. Bunları dengeli kullanması lazım. Şimdi yarın öfkeyi konuşacağımız, yarın öfke ve şiddeti konuşacağımız için o gadab kısmına çok girmeyeceğim. Fakat şöyle bir şey var. Eğer o kuvve-i gadabiyeyi olması gereken vasat mertebede tutmazsak, şöyle tarif edelim. Her şeyin bir vasatı vardır. Olması gereken bir şeyi vardır. Alanı vardır. Şey gelmedi, çok vasat bir insan falan derler ya, o vasat sanki böyle menfi, yani olumsuz bir şeymiş gibi görünüyor da o değil aslında. Vasat olması gereken, vasat. Bir onun ifratı vardır, olmaması gereken, bir de tefriti vardır. Şimdi kuvve-i gadabiyenin bir tefrit mertebesi var. Yani adam her şeyden korkuyor. O kadar korkak, o kadar korkak ki yani korkulmayacak şeylerden bile korkuyor. Bu adamın istikameti, o Fatiha'daki sıratal müstakim kısmını tutturmasını çok beklemiyorsunuz. Bekleyemezsiniz. Veya adam hiçbir şeyden korkmuyor. Yani hiç gözünün gördüğü, görmediği hiçbir şeyden korkmuyor. Zaten bu insanın da çok yaşaması mümkün değil. Ama şecaat dediğimiz, yani bir o kuvve-i gadabın bir böyle vasat mertebesi var. Şimdi esmamız var, her gün hazırladığımız esmalarımız var. Esma'ya gideceğiz. Esma'ya gittikten sonra bu havf ve recanın yaratılış aleminde silsile şeklinde Cenab-ı Hakk'ın nasıl yarattığına dair bir tefekkürde bulunacağız. Müsaitsek, mümkünse esmamızı alalım. Evet. Sen El Cebbar'sın. Azamet ve kudret sahibisin. Onaran, eksikleri tamamlayan, işleri yoluna koyan ve yaratılmışların halini iyileştirensin. Sen kırılanları onaran, kullarını iyiye götürensin. Senin hüküm ve iradene karşı gelecek hiçbir şey yoktur. Sen Cebbarsın, azizsin, mütekebbirsin. Sen Cebbar isminle tüm varlıkları koyduğu yasalara secde ettirensin. Cebbar ismi şerifinle sen müminleri ihtiyaç duyduğu şeyler üzerinden nimetlendirensin. Kullarını bazen varlık ve darlıkla, bazen sağlık ve hastalıkla imtihan edensin. Kainattaki her şeyin eşsiz düzende devran etmesi senin isminin tecellisidir. Evet, Allah razı olsun. Güzel bir esma. Doğru bir esma seçilmiş. Tebrik ediyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak yaratırken esmasıyla yaratıyor diyoruz. Yani bilmeyenler için şöyle, yani
Yani Allah'ın yaratmasında bir celal, bir cemal, bir de kemal var. Bu ayrı bir şey, alan mesela. Ama şöyle bir durum var. Mesela güzel bir şey gördüğünüz zaman, hani çok tatlı bir şey, böyle ponçik ponçik oluyorsunuz falan ya, orada böyle cemali isimler oluyor. Biraz da böyle korktuğunuzda veya tedirgin olduğunuzda orada da celali isimler oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın celali var, bir de Cenab-ı Hakk'ın cemali var. Yani hatta işte o elhamdülillah diyoruz ya namazda. Hani elhamdülillah dediğimiz zaman cemaline elhamdülillah diyoruz. Mesela Subhanallah dediğimiz zaman, ya Rabbi seni her şeyden tenzih ediyoruz dediğimiz zaman da celaline karşı Subhanallah diyoruz. Şimdi Allah'ın celali ve cemali, bu iki türlü tecellisi, Allah'ın sıfatlarına baktığı zaman Cenab-ı Hakk'ın bir tarafta bir lütfetmesi, bir tarafta bir kahrı, diğer tarafta da lütfu var. Celalinde kahrediyor, cemalinde de lütfu var. Ve alemlere baktığınız zaman celaliyle cehennem, cemaliyle de cennet. Bunların birbirine geçişleri var ama ben o detaya çok girmiyorum. Baktığınızda böyle bir denge var. Ve insana geldiğinizde, hani iki kanatlı dedik ya, celalinde havf, korku, cemalinde ise reca, ümit var. Yani Allah bütün alemi yaratırken bu havf reca dengesinde yaratarak insanı bu dünyaya gönderiyor. Peki ne zaman korkacağız? Mesela siyasi meselelerde, içtimai meselelerde, toplumsal meselelerde bazen öyle bir şey ki, Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman ümmet-i Muhammed korkmuş ve herkes bir yerlere sarılmış. Ve bakıyorsunuz ki esasında o değişimler herkesin dini, imani meselelere sarılmasına vesile olduğu için o korkudan çok büyük bir fayda çıkmış. Ne zaman korkacağız? Şimdi burada yine Said Nursi'nin Tarihçi Hayat'ta anlattığı bir şey vardır, hikaye vardır. Diyor ki bir zaman bir arkadaşımla birlikte diyor yolculuk yapıyoruz. Kayıkla Haliç'ten karşıya geçmemiz lazım. Dedi ki korkuyorum, binemem. Dedim ki bu Haliç'te kaç kayık vardır? Bin dedi diyor. Bin tane vardır diyor. Peki senede kaç tanesi gark olur, batar? Belki bir, iki dedi. Peki senede kaç gün vardır dedi diyor. 365 diyor. O zaman diyor senin bu korkun 365 binde bir ihtimaldir. O zaman diyor o biraz diyor yine diyor onu ikna etti mi, korka korka bindi diyor. Hani az önce tabloda da baktık ya, yani insan ihtimallere bakmaksızın bazen korkuyu yanlış kullanabiliyor. Yani bugün uçak en güvenli yolculuk aleti ama korkabiliyoruz, korkuyoruz. Ama esasında bir araca binerken o korkuyu yaşamıyoruz. Demek ki her şeyi haddi vasatında olduğu gibi kullanmak lazım. Eğer korkuyu da böyle kullanırsak ve korkunun faydalı bir şey olduğunu bilirsek, küçük çocuğun annesine koşması gibi biz de Rabbimize koşarız. Hadi bir duamızı yapalım. Sonra İstanbul ezanına doğru gidelim. Ya Rabbi, bütün korkulardan, vesveselerden, başımıza gelecek gelmeyecek her türden musibet ve felaketten, yok yere kaygılanmaktan, boş yere üzülüp nefsimize zulmetmekten, senin muhabbetine, senin muhabbetinden gelecek sükunete sığınırız. Bizleri rahmetine boğu ya Cemil. Aklımızı, gönlümüzü birbiriyle ahenkli kıl. Kıl ki birbirini tamamlasınlar. Birbirlerinin insicamını bozmasınlar. Ümit ve sabırla dolup taşan bir tevekkülle birlikte sırat-ı müstakim üzere bir olsunlar. Ya Rabbi, Gazze ve Doğu Türkistan'da olan nice yürekli kardeşlerimizin cesaretini ve muhabbetini arttır. Şehadetlerine ve selametlerine tereddütsüz, emin adımlarla hedeflerine varan bir ok gibi varsınlar senin izninle. Allah'ım, bizleri kavi isminin hikmeti üzere zulme karşı kudretli olanlardan, zalimin zulmüne büyük bir cesaretle karşı koyanlardan, kendimiz de dahil olmak üzere hiçbir varlığa zulmetmeyenlerden kıl ya Kadir. Allah'ım, celaline saklı olan cemalini, cemalinde gizlediğin celalini görecek basiret ve feraseti bizlere ihsan eyle Allah'ım.
İstanbul için iftar vakti.